İzmir Kalkınma Ajansı hem akıllı uzmanlaşma anlamında hem de yerel kalkınma dinamiklerinin geliştirilmesi anlamında çok güzel çalışmalara imza atıyor. Başarılı uygulama örnekleri var. Sevgili Genel Sekreter Dr. Mehmet Yavuz'un başkanlığında da çok iyi yetişmiş ve genç bir ekip orada. Gerçekten bölgesel kalkınmayı özümsemiş, onun felsefesini çok iyi içselleştirmiş bir grup çalışıyor orada. Ve iyi projeleri de hep birlikte İzmir olarak görüyoruz oradan çıkan. Ben şimdi kendisinden biraz akıllı uzmanlaşma konusundaki İSKA'nın yaklaşımını, bu anlamda biliyorum ki çalışmalar, hazırlıklar da var. Doktor Yavuz'dan şimdi bu konuyla ilgili görüşlerini rica edeceğiz. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Süre kısıtının farkındayım. Çok kısa bir süre içerisinde akıllı uzmanlaşma bağlamında hani ajansımızın yaklaşımını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben makrodan başlayıp hani mikro ölçüye doğru bizim kalkınma perspektifimizden ve o kalkınma perspektifinde akıllı uzmanlaşma nerede yer alıyor ve biz bu kapsamda neler yapıyoruz bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün Ar-Ge yenilik ve akıllı uzmanlaşmayı konuşuyoruz. Hani bunu konuşmamızın aslında temel bir sebebi var, kalkınma sorunsalı. Kalkınma sorunsalı aslında baktığımızda çok da böyle eski bir kavram değil. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu eski sömürge devletlerin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte bir soru ortaya çıktı. Bu ülkelerin az gelişmişlik sorunsalı. Bu az gelişmişlik sorunsalına verilen bir cevap aslında kalkınma ve kalkınma iktisadı literatürü çerçevesinde yürüyen bir konu. Ki o dönemde işte başta Hindistan ve Türkiye, Mısır, işte Kolombiya olmak üzere birçok ülkede planlama teşkilatlarının kurulduğunu görüyoruz. Ama o zamanki perspektifte şöyle bir yaklaşım vardı. Yani kalkınma nedir? Kalkınmayı refah artışı olarak görüyorduk ve bunu hala öyle görüyoruz ama refah artışının bir göstergesi olarak ne? Milli gelir seviyesindeki artış. Yani kişi başına düşen gelir artarsa kendimizi kalkınmış kabul ediyorduk. Evet, belli bir dönem bu şekilde gitti. Türkiye'de büyüdü ilk planlama dönemlerinde. Ama daha sonra gördük ki yani biz bunu yapıyoruz ama bir takım sorunlar da var. İşte çevresel sorunlar, gelir dağılımında adaletsizlik, bölüşüm sorunları vesaire başta olmak üzere. Dolayısıyla biraz şey değişti. Yaklaşım değişti. Mesela bu literatürde insan odaklı kalkınma yaklaşımı denen, işte Amartya Sen'in yaptığı çalışmalarda ifadesini bulan İnsani Gelişmişlik Endeksi, Birleşmiş Milletler'in 90 yılından itibaren yayınlamaya başladığı endekste kendini gösteren bir yaklaşım. Yani kalkınma sadece iktisadi boyutu olan bir kavram değil, sosyal, kültürel ve çevresel boyutu olan, yani 4 tane boyutu olan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ki bu aynı zamanda bizim paralel bir şekilde küresel gündem ve Türkiye'de de planlama teşkilatının o planlama serüvenini izlediğinizde o dokümanların hepsinde o iktisadi kalkınma boyutunun diğer boyutlarla birlikte dengelendiğini görüyoruz. Ve geldiğimiz aşamada hem dünyada işte en son milenyum hedefleri 2015, şimdi 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bizim ülkemizdeki 9'dan itibaren 9, 10 ve 11. kalkınma planları hep sürdürülebilir kalkınmayı odağa yerleştirmiştir. Yani bu artık sadece iktisadi kalkınmayı sağlayarak bir yere varamayız. Bunun yarattığı sorunlar var ama diğer boyutları da göz ardı etmemeliyiz. Dolayısıyla hani ajansımız da hazırlamış olduğu 2014-23 dönemi bölge planımız var. Bir 10 yıllık dönemi kapsayan. Aslında bu planlar bizim merkezi düzeyde hazırladığımız plan ve programların yerelle olan bağlantısını kuran planlar. Makrodan yerele doğru o ilişkiyi kurduğumuz planlar. Bu planların birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Bizim bölgesel planımız da hani İzmir için hazırladığımız plan da aslında sürdürülebilir kalkınma kavramını odağına almış durumda. Biz 2020 ve sonrası dönem için aslında bir revizyon yaptık, küçük bir revizyon yaptık. Odağı böyle değiştirmeden bir güncelleme çalışması, 10 yıllık süre zarfı uzun olduğu için 2019'u bir tür hani mutfak çalışması olarak değerlendirip şunu söylediyoruz, sürdürülebilir kalkınma evet çok önemli. Peki bunu nasıl hayata geçirebiliriz? İki temel kavramı aslında gündeme taşıyoruz burada, yeşil büyüme ve mavi büyüme. Yani bu yeşil ve büyüme ve mavi büyüme bizim neyi sağlayacak? Kaliteli büyümeyi sağlayacak, daha az kaynak kullanmak suretiyle, çevreye daha saygılı bir şekilde, kaynakların gelecek nesile de ait olduğu bilinciyle bizim büyümemizi sağlayacak. Ve biz bu kaliteli büyüme, yani yeşil büyüme ve mavi büyümenin odağında yer alan kaliteli büyümeyi 3 temel odakta hayata geçirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi yenilik ve girişimcilik politikaları, bir diğeri temiz enerji ve temiz teknolojiler, bir diğeri ise deniz ekonomisi. Şimdi akıllı uzmanlaşma bu yenilik ve girişimcilik politikalarının altındaki temel bir araç olarak konumlanıyor.
Yani biz yeniliği ve girişimciliği geliştirmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapmalıyız diye cevap verdiğimizde, nasılın nasılına geldiğimizde karşımıza bir yöntem olarak akıllı uzmanlaşma çıkıyor. Ki bu konunun detayları hakkında Esteban Bey detaylı bilgileri bizimle paylaştı. Ajansımız bunun farkında olarak aslında işte 2018'in ikinci yarısından itibaren tabii bir şeyi yönetebilmeniz için önce öğrenmeniz, bilmeniz gerekiyor. Yaklaşık 1-1,5 senedir akıllı uzmanlaşma nedir, nasıl yönetilmesi gerekiyor, bu süreç nasıl dizayn edilmeli? Bayağı ciddi bir bu konuda efor sarf ettik ve belli bir aşamaya geldik. Şu an hani Euro'da başta olmak üzere Avrupa Komisyonu'nun S3 platformu gibi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışarak, yani bunu böyle bir paket ihale yapalım ve o bize paket olarak gelsin değil, bizatihi ajansın uzmanlarının içinde yer alacağı ve bir tarafında da Avrupa Birliği'nin, ki muhtemeldir belki onlardan da bu konuda hem uzman desteği hem kaynak desteği alabilme durumumuz söz konusu, bir işbirliği içerisinde, bir tarafında Avrupa Birliği'nin, bir tarafında İzmir'in olduğu bir işbirliği içerisinde 2020 yılının ilk çeyreğinde akıllı uzmanlaşma stratejisi çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Burada çok kısa bu konuyla alakalı şunu ilave etmek isterim. Tabii ki birçok hani sektör var. İzmir'in hani hep çok sektörlü yapısından bahsediyoruz. Bu bir zenginlik ama bir diğer boyutuyla da aslında bir dezavantaj. Çünkü mukayeseli üstünlükler temelinde bu konuyu değerlendirdiğimizde tercih yapmamız bir bölge açısından bir tarafıyla mecburiyet olarak kendini dayatıyor. Çünkü kaynaklar kısıtlı, her şeyi aynı kalitede, aynı rekabetçi seviyede yürütmemiz mümkün değil. Bu anlamda hani Fadıl Bey'in paylaştığı sektörler, başta rüzgar enerjisi ekipmanları ki makine imalatı da içerecek şekilde İzmir sadece Türkiye için değil, şu an Doğu Avrupa coğrafyasında, Akdeniz Havzası'nda çok ciddi bir üretim üssü haline gelmiş durumda. Bizim tarım potansiyelimiz o geçmişten gelen, yani İzmir'deki Küçük Menderes Havzası ve diğer tarımsal toprakları dikkate aldığımızda yeni nesil tarım teknolojileri, topraksız tarım, dikey tarım açısından, ki bunu yazılımla da birleştirme potansiyeli ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Ama işte akıllı uzmanlaşma bize bu aslında içine girdiğinizde devasa bir şekilde farklı kavramları ve sektörleri kapsayan bu işin neresine odaklanmamız gerektiğini, işte Bay Esteban'ın bahsettiği o dinamik girişimci keşif süreciyle, sahaya inerek işin uzmanlarıyla, belki bizim de farkında olmadığımız, işte bu işi yapanın da farkında olmadığı o keşfetme sürecinin neticesinde biz çok spesifik, yani genel ifadeler değil, kesinlikle işte teknik tekstiller değil, teknik tekstillerin altında ne? Orada bir dünya var. Evet. O dünyada nereye yoğunlaşmamız gerekiyor ve ben ajans olarak açıkçası bundan sonraki perspektifimde oraya yoğunlaşıp elimdeki kısıtlı kaynakta kritik kütle oluşturabileceğim bir noktaya yoğunlaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemin perspektifi, ki bakanlığımızın da aslında temel bizden beklentisi bu yönde. Ben bu şekilde bu bağlamı kapatayım. Bir tek şunu söyleyeyim, Fraunhofer'la alakalı olarak Fadıl Bey'in dile getirdiği husus, araştırma enstitüleri işte beraber yönetelim. Aslında orada küçük bir bilgilendirme yapmak isterim. Planlamanın olduğu dönemde, sonra Kalkınma Bakanlığı, şimdi Sanayi Bakanlığı'na geçti. Araştırma Altyapıları Kanunu çıktı, 65-50 sayılı. 65-50 sayılı Araştırma Altyapıları Kanunu aslında biraz o modelden esinlenmiş. Üniversite tüzel kişiliğinden farklı bir tüzel kişiliğe bağlı olarak araştırma altyapılarının kurulmasına imkan veren bir yasamız var. İzmir'de de bu böyle bir tane yer var. 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde Biyomedikal ve Genom Enstitüsü. Bu statüde ayrı tüzel kişiliği olan bir araştırma altyapısı ve aynen sizin söylediğiniz gibi şu an hani sektörün iç sipariş edebileceği konuma gelmiş durumda. Biz 12 Aralık tarihinde de onlarla özellikle sağlık teknolojileri konusunda Türkiye genelinde firmalarla merkezi bir araya getireceğimiz bir B2B görüşme trafiği yapacağız. Hani oraya da ilgilenen, sitemizde zaten yayınlıyoruz ki şu an onunla alakalı kayıtlar da başladı. Oraya da sizleri davet etmek isterim bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.